Öncelikle o seçilen kısım cımbızlanarak topluma takdim edilmesi doğru değil. Bir de arkasından başlayan linç doğru değil. Linç doğru değil. Doğru değil. Mustafa Öztürk Hoca'nın söylediği doğru mu? Akif yani Bey. Yani söylediği problem değil mi? Onu söyleyeceğim. Hı. O asla doğru değil. O ilmen de doğru değil, ahlaken de doğru değil. Seçilip yayılan kısım. Uslup olarak da doğru değil. Ve o ifade İslam medeniyeti tarihinde ilk defa bir tefsir hocası tarafından söylenmiştir. Onu yani o tarihselcikle de ilgisi yoktur o ifadenin. Onu ben söyleyeceğim. Fakat linç niçin doğru değil? Çünkü biz Müslümanlar Kur'an'ı savunacağımız zaman Kur'an'ın ahlakına bağlı kalmalıyız. Hazreti Peygamber'i savunacağımız zaman Hazreti Peygamber'i Hazreti Peygamberce savunmalıyız. Bu işin bir ahlakı var. Bizim tarihimizde bir reddiye geleneği vardır, bir tehafut geleneği vardır. Bir hata yapılmışsa o hata düzeltilir, cevap verilir. Bunun doğru olmadığı ifade edilir. Çok hassas bir konu olduğu için yani 1,5 milyar Müslümanın sadece manasını bilmeden dahi duyduğunda gözyaşı akıttığı bir Kur'an ifadesi hakkında yakışıksız bir cümle olduğu için bir müminin tepki göstermesi normaldir. Fakat bunu katli vaciptir efendim vesaire gibi bir linçe dönüştürmek hiçbir Müslümana yakışmaz, bize yakışmaz. Bu doğru değil. Şimdi ifadenin kendisi Kur'an-ı Kerim'in lafzen kelamullah kelam-ı ilahi olmadığını, Hazreti Peygamber'e ait olduğunu, çünkü Allah'a Velid bin Mughire ile ilgili böyle konuşmanın yakışmayacağını ifade ediyor. Bu doğru değil. Kur'an'ın her ayeti bunu reddeder. Kur'an'ın her ayeti bunu reddeder. Bu doğru değil. Kur'an-ı Kerim Cibril-i Emin'i vasıtasıyla bizzat Rabbimizden Hazreti Peygamber'in kalbine lafzen ve mana ile Arapça olarak ilka edilmiştir. Kur'an-ı Kerim açıkça tenzilun min Rabbil alemin, bu alemlerin Rabbinden indirilmedir. Nezele bihi ruhul emin, onu ruhi emin Cebrail indirmiştir. Ala kalbike litekune minel munzirin, senin kalbine indirmiştir. Ta ki sen bununla insanlığı uyarasın. Bir lisanin arabiyyin mübin, apaçık bir Arapça dil ile. Kur'an-ı Kerim kadrajını Velid bin Mughire üzerine koymuş bir kitap değildir. Kur'an-ı Kerim okuduğun zaman yukarı çık ve As bin Vail, aşağı in Velid bin Mughire diyen bir kitap değildir. O zenim kelimesi Kur'an Arapçasına vukufiyet sahibi bir insan o ifadeyi kullanmaz. Yani çok anlamlı pek çok kelime vardır. Kur'an-ı Kerim içerisinde onun ne manaya geldiğini siyakı sibakı çok güzel bir şekilde ifade eder ve orada da ifade edilmiştir. Şimdi önce bu kadraj meselesini ele alalım. Yani Kur'an 23 yıl içerisinde belli bir zamanda belli bir coğrafyaya ve belli bir muhatap kitlesine nazil olduğu bunu hepimiz biliyoruz. Fakat hiç kimse Kur'an'ı zamanla, mekanla ve belli bir coğrafyayla mukayyet kabul edemez. Kur'an kadar evrenselliğinin farkında olan bir metin yoktur. Sahabeden hiç kimsenin Kur'an'da ismi yoktur, Zeyd hariç. Hazreti Ebubekir onlarca ayetin nuzul sebebidir. Hazreti Ömer onlarca ayetin nuzul sebebidir. Hazreti Hatice ayetlerin şahididir. Hazreti Ayşe, Hazreti Ali pek çok ayetin şahididir. Fakat Kur'an-ı Kerim Zeyd hariç, Zeyd de alemdir. Hiçbirisinin ismini vermez. Siz Kur'an'da Ebu Bekir'i bulamazsınız, Ali'yi bulamazsınız, Hazreti Ali'yi, Hazreti Ömer'i bulamazsınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in muhatabı sadece onlar değildi. Kıyamet sabahına kadar gelecek bütün insanlıktı. Kur'an innazil olduğunda Kur'an karşısında örgütlü bir yapı vardı. Bu örgütlü yapının adı Kureyş'ti.
Kureyş'in uluları Velid bin Mughire, As bin Vail vesaire, Ebu Cehiller vesaire, bunların hepsi. Tamam. Nuzul sebeplerini okuduğunuzda bunları görürsünüz siz nuzul sebeplerinde. Fakat Ebu Leheb hariç hiçbirini bulamazsınız. İsmi zikretmez Ebu Leheb dışında. Ebu Leheb dışında hiç kimseyi zikretmez. Ebu Leheb de alemdir orada. Alemdir. Cehennemin sıfatıyla beraber zikredilmiştir. Şair ne diyor? Diller, satırlar, Ebu Leheb öldü diyorlar ya Muhammed. Ebu Leheb ölmedi. Ebu Cehiller kıtalar dolaşıyor. Kur'an'ın derdi Ebu Leheb değil. Kıyamete kadar gelecek Ebu Leheb'lerdir. Ebu Cehil değil. Velid bin Mughire değil. Kıyamet sabahına kadar gelecek Velid bin Mughire'lerdir. Kur'an karakterleri ele alır. Kıyamete kadar o şahısların karakterlerini ifade eder. Orada ifade edilen menna'in lil hayri, hep hayra engel olan. Bu ifade kadar evrensel bir kelime var mıdır? Menna'in lil hayr, mu'tedin ethim, haddini aşan, günahkar. Kur'an-ı Kerim'de Bedir Savaşı var, Uhud Savaşı var, Hendek Savaşı var, Huneyn Savaşı var. Ama buraları okuduğunuzda siz savaş tarihi göremezsiniz. Kim öldü, kim kaldı, kaç kişi öldü, kaç kişi şehit oldu, sana bir magazi tarihi vermez orada. Uhud'la ilgili ayetler 3 sayfadır. Ama Uhud kelimesi geçmez. Uhud ayetlerini alın, kıyamete kadar bütün savaş hukukunu, savaş ahlakının bütün esaslarını görürsünüz siz orada. Nitekim orada Sünenullah'tan, ilahi sünnetlerden bahseder. Haza beyanun linnas der arkasından da. Bu bütün insanlar için bir beyandır der. Hazreti Ayşe'nin başına tikel bir hadise gelmiştir. Biz ona ifka hadisesi diyoruz. Evet. Allah Resulü'nün eşine iftira atılmıştır. Fakat Hazreti Ayşe geçmez olayda. İsmi geçmez. İsmi geçmez. Kıyamet sabahına kadar herhangi bir iffetli hanımefendiye atılacak bütün iftiraları içerisine alarak bütün insanlığı anlatır. Kur'an'da, daha doğrusu Arapça'da ismi mavsul diye bir edat vardır. İsmi mavsul, bir hakikati bir şahıs üzerinden ifade etmek istiyorsunuz. Bir zaman üzerinden, bir mekan üzerinden ifade etmek istediğinizde, eğer siz onu o şahısa bağlı olmaktan, zamana ve mekana bağlı olmaktan çıkarıp, müphemleştirip, evrenselleştirmek isterseniz, Arapça'da bu edatı kullanırsınız. Bu edat ellezi, erkekler için, kadınlar için elleti, ellezani, elletani, efendim ellati, ellevati, men, ma, canlılar için men, insanlar için, cansızlar için ma. Türkçe'de bizim öyle ki diye bir bağlaçla, evet, öyleleri var ki falan diye başlarız yani. Buna biz isim mevsul diyoruz. Bu edattan Kur'an-ı Kerim'de kaç tane var biliyor musunuz? 1440 tane var. Bu 1440 edat Kur'an'ı indiği zamana, mekana bağlı olmaktan çıkarıp o veçesini de unutturmadan, biz onu bileceğiz, tamam, esbabin huzurunu bileceğiz. Mesela ellezine keferu, küfredenler, ellezine eşraku, efendim şirk koşanlar, ellezine asav, isyan edenler, ellezine ecremu, cürüm işleyenler. Şimdi az önce Kureyş dedim, Kureyş sadece bir yerde geçer surede, li ilafe Kureyş, o örgütlü yapı. Ama Kureyş'in yaptığı bütün kötülükler bu ellezi elleti ile ifade edilir. Bakın ilk inen surede اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى. Namaz kıldığında namaz kılanı, alıkoyanı gördün mü? Namaz kılan peygamber, kılmaktan alıkoyan Ebu Cehil. İkisini de söylemiyor. Ama söylemiyor. Niçin söylemiyor?
kıyamete kadar namaz kılanı namaz kılandan, kılmaktan alıkoyan herkesi orada ifade ediyor. لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاسِيَ sadece Ebu Cehil ile ilgili değil. Onların perçemlerinden tutacağım ifadesi sadece onunla ilgili değil. Namazda okuduğumuz evet. Maun suresi var. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينَ فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُ الْيَت۪يمَ Dini yalanlayanı gördün mü? Yetimi itip kakanı gördün mü? Dini yalanlayan da bellidir. Esbab-ı Nuzul kitaplarına girerseniz, tefsir kitaplarına girerseniz, efendim yetimi itip kalkan da bellidir. Biz kadrajı gidip oraya mı koyacağız yani? Mesela münafıklar Kur'an-ı Kerim'in bir konusudur. Ama siz Kur'an'da herhangi bir münafığın ismini bulamazsınız. Münafıkun suresi vardır. Öyle tanımlar yapılmıştır ki kıyamete kadar iki yüzlülük yapan, iki arada bir derede kalıp kişiliği bozulmuş bütün insanları siz o kategoride değerlendirebilirsiniz. Diyelim ki Medine'de efendim bir dırar, Mescid-i Dırar diye bir hadise vardır. Yani münafıklar Müslümanların birliğini bozmak için başka bir mekanda başka bir cami yaparlar. Ve Kur'an onu Dırar Mescidi olarak ifade eder. Dırar Mescidine karşı olarak da Cenab-ı Hak Le mescidun ussise ale takva diye bir ifade kullanır. Yani temelleri takva üzerine kurulu mescid. Siz eğer Esbab-ı Nuzul kitaplarına giderseniz bu mescid Kuba'daki mescittir. İlk cuma namazının kılındığı Kuba'daki mescittir biliyorsunuz. Fakat öyle anlatılıyor ki siz bunu Fidel Castro'nun Küba'sında da temelleri takva üzerine kurulu bir cami inşa ederken dikkate alabilirsiniz. Orada bir mekan ismi olarak ifade ya da Dırar mescitlerine Londra'da da bahsedebilirsiniz. Yahut Müslümanları bölmek, parçalamak için dediğin gibi efendim Dırar mescitlerine başka yerlerde de rastlayabilirsiniz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak okunduğunda minel Fatiha ilen nas bizim Rabbimiz Rabbul Alemin'dir. Bizim peygamberimiz rahmeten lil alemin'dir. Ve bizim kitabımız hüden lil alemin'dir. Yani bütün alemlerin hidayet rehberidir. Kadrajını bütün alemlere koymuştur. Velid bin Muğire'nin dünyasında değildir. Mesela tarihselcilik diye bir tez var. Modern zamanlarda ortaya evet. çıktı. Ben hiçbir versiyonuna katılmam. Yani öyle Hegel'le bilmem falan hermenotik bakış açısıyla falan alıp 14 asır sonra bu tür yorumlamalara ben şahsen katılmıyorum. Yani ilk ortaya çıktığı andan itibaren de anlamaya çalışan birisi olarak benim bilebildiğim kadarıyla tarihselcilik teziyle de tanınan İslam dünyasında pek çok insan oldu. Bunların hiçbirisi bugüne kadar Kur'an Allah kelamı değil, peygamber sözüdür. Ve peygamber de bu sebeple kendi öfkelerini, kendi bazı indiği görüşlerini, mütalalarını Kur'an ile ifade etmiştir gibi bir cümleyi kurmadılar. Ben İslam dünyasında hiç kimsenin kurduğunu bugüne kadar duymadım. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْاَقَاوِيلِ Bu peygamber, bu peygamber benim kitabıma, benim sözlerimin arasına kendi kavillerinden birisini katmaya kalkışırsa لَاَخَزْنَا مِنْهُ الْيَم۪ينَ Biz onun sağ elini tutarız. لَقَطَّعْنَا مِنْهُ الْوَت۪ينَ Ve onun şah damarını keseriz. Bu kadar sert ifade edilmiştir. Resul-i Ekrem Aleyhisselam vahyi aldığında aldığı vahyi hızla tekrarladı. Tekrarladı ki unutma korkusu vardı içinde. Cenab-ı Hak bizzat vahiy ile bildirdi ona. Dedi ki dilini tekrarlama. La tuharrik bihi lisaneke li ta'cele bi. İnne aleyna cem'ahu ve beyanehu. Bizi onu toplamak, bir araya getirmek de onu beyan etmek de bize aittir.
وَاِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Biz onu okuduğumuz zaman, bakın biz onu okuduğumuz zaman, sen de o okunana tabi ol, sen de onu oku dedi. Evet. Kelamullah ifadesi bizzat Kur'an'da geçen bir ifadedir. Kadim zamanlarda Mutezile'nin yaptığı tartışma, Halkul Kur'an tartışmasının dahi bununla ilişkisi yoktur. O sadece Allah'ın sıfatları ile ilgili bir tartışmadır. Zaman zaman bu ifade ediliyor. Kur'an'ın bir özelliği daha var. Biz Kur'an'ı Rabbimize ibadetimizde sunuyoruz. Yani kıyamımızda, namazımızda biz tilavet edip Allah'a olan kulluğumuzu ifade ediyoruz. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Müminler tarif edilirken onlar, ayetlerimiz okunduğu zaman onların imanı artar. Bizim pejoratif ifadelerle ifade ettiğimiz o ayeti bir başka milyonlarca insan onu salt dinlediği zaman gözyaşı döküyor. Biz onu Rabbimize ibadet olarak okuyoruz. Kısaca tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim lafzen ve manen nazil olmuştur. Ve Resul-i Ekrem'in Kur'an-ı Kerim içerisinde bir kelimelik bir tasarrufu yoktur. Olamaz. Bunu bizzat Kur'an-ı Kerim kendisi reddetmiştir. Ve Kur'an-ı Kerim aynı zamanda mesajlarıyla evrenseldir. Ve Kur'an-ı Kerim kadar evrenselliğinin farkında olan bir metin düşünemiyorum. Kaldı ki 14 asır içerisinde de bütün coğrafyalarda İslam ümmeti böyle anladı, böyle iman etti. Suyuti'nin böyle bir yaklaşımı var mı? Hayır. Suyuti'ye iftiradır o. Suyuti, bazı bu şekilde düşünenler oldu diye naklediyor, sonra onu reddediyor. Zerkeşi'yi de okuyan bir kardeşi olarak, Suyuti'yi de okuyan bir kardeşi olarak, Zerkeşi'nin 7 ciltlik usulü fıkhını talebelerine okutan bir kardeşi olarak söylerim ki, bu alimlere iftira olur. Yani eğer biz bugün bu savunduğumuz, Kur'an'la ilgili savunduğumuz, hele bu ifadelerde yer alan sözleri İslam tarihindeki herhangi bir alime izafe edersek, bu ilmi emanete de riayet etmemiş oluruz. Kur'an Allah kelamı değildir. Peygamber'e aittir. Peygamber onu formüle etti ve peygamber kendi indinden de öfkesini, efendim şunu bunu kattı. Ben bunların da kastı aşan ifadeler olduğunu düşünüyorum. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Yani hayatını Kur'an'ı anlamaya adamış herhangi bir kimsenin böyle bir ifade kullanacağını düşünmüyorum. Benim acizane kanaatim budur.